Yönetmenim Şeyh Naz'dan rica ediyorum. Şöyle bir dışarıya bakalım. Bu zor zamanlarda nefes alacak, soluklanacak anlara ihtiyacımız var. Saatler 8.06'dan 8.07'ye doğru giderken o halde şimdi de Ezgi Gözeger'in sizler için hazırladığı günün hava durumu raporuna bakacağız. Dikkat! Özellikle İstanbul. Kar geliyor. Kar adım adım yaklaşıyor. Pek çok adreste çarşamba gününden itibaren başlayacak. Bazı adreslerde ise perşembe. Kar yağışının yaklaşık 4 gün sürmesi bekleniyor. En çok Marmara ve Batı Karadeniz etkilenecek. Bugün yurt genelinde yağış geçişleri devam ederken yaklaşan karlı havanın soğukları da adım adım hissediliyor. Bugün yurdun kuzeyinde Marmara, Karadeniz çevrelerinde hava 4 dereceye kadar soğuyor. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde hava yağışlı. Ancak termometre değerleri henüz kar seviyesine inmediği için yağışlar büyük ölçüde yağmur şeklinde düşmeye devam ediyor. Bugün Ege ve Marmara bölgelerinde yeni bir yağışlı hava etkili olacak. Marmara'da gün başlarken hafif olan yağışlar gün içinde kuvvetlenebilir. Yağışlar Ege'de gün içinde kuvvetli sağanak geçişlerine neden olabilir. Karadeniz gün boyu yağışlı, batıdan giriş yapan yeni yağış akşam saatlerinde Batı Karadeniz'e ulaşacak, yağışları şiddetlendirecek. Doğu Karadeniz'de ise yağışlar gün içinde hafifleyecek. Akdeniz bölgesinin doğusu güne yağışlı başlayacak ancak gün içinde saat saat bölgenin geneli yağışın etkisi altına girecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu aralıklarla gün boyunca yağışlı. Doğu Anadolu'da yağışlar kar şeklinde düşüyor. Gece saatlerinde yurdun tüm doğu kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Beklenen dondurucu soğuk havaysa çarşamba günü yani yarın gelecek. Sıcaklıklarda keskin düşüşler yaşanacak. Çarşamba başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Yarından itibaren başlayan soğuk havanın etkisi önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Bu kez kar yağışı hafif geçişler şeklinde olacağı benzemiyor. Çarşamba İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in yükseklerinde kar görülmeye başlayacak. Doğu Anadolu'da çarşamba günü kar yağışı kuvvetli olacak. Marmara bölgesinde ise çarşamba günü yağışlar zamanla karla karışık yağmurdan kara dönüşüyor. Çarşamba geç saatlerle perşembe günü neredeyse Marmara'nın tamamında kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da dahil bölge genelinde beyaz örtü oluşacak. Yerdeki beyaz örtünün ömrü de kısa olmayacak gibi. Çünkü cuma cumartesi günlerinde de hava kar seviyesinde soğuk ve yoğun kar bırakacak sistemler yaklaşıyor. Cuma cumartesi günleri için bugünden bakıldığında başta Marmara ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere pek çok adreste kar sağanakları bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında Türkiye yoğun karla günlük yaşamda aksaklıklar yaşayabilir. İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğun kar yağışı günlük hayatın akışını aksatabilir. Perşembe gününden hafta başına kadar dışarı çıkarken özel araç yerine toplu ulaşım tercih edilebilir. Mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece altında seyredecek termometre değerleri de dondurucu soğukları işaret ediyor. Soğuk ve karlı havaya uygun kıyafet tercih etmek bugünlerde çok önemli.